Sevgili seyirciler, yepyeni bir afiş programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un Şişli semtindeyiz, Kenter Tiyatrosu'nda. Yıldız ve Müşfik Kenter'in tam 50 yıl önce kurdukları bu tiyatro bir tiyatro müzesi diyebiliriz. Son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor tiyatro. Tiyatronun biraz tarihini, biraz da geleceğini konuşmak için Genco Erkal'la ve Tülay Günal'la bir araya geldik. Genco Erkal ve Tülay Günal, Güneş'in Sofrası'nda Nazım Hikmet ve Brecht oyununu burada oynuyorlar. Oyunu da konuşacağız. Programımızda ayrıca sinema var, müzik var, sergi var ve hafta sonu için önerilerimiz olacak. Afiş başlıyor. Kenter Tiyatrosu'nun fuayesindeyiz. Kenter Tiyatrosu 48 yıl önce 1968 yılında burada kuruldu ve o günden beri burada hizmet veriyor. Çok mücadeleler geçirdi, zor günler geçirdi zaman zaman Kenter Tiyatrosu. Fakat ne büyük oyunlar oynandı burada, ne büyük oyuncular yetişti. Biz de şimdi o oyunculardan biriyle, burada yetişmiş oyunculardan biriyle Genco Erkal'la bir araya geleceğiz ve tiyatronun, Kenter Tiyatrosu'nun geleceğini konuşacağız. Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız. Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız. Genco Erkal, Tülay Günal, hoş geldiniz. Aslında sizin oyun oynadığınız bir yer siz burası. Evet, biraz öyle bir şey. Siz programımıza hoş geldiniz. Biz Kenterler Tiyatrosu'na hoş geldik diyelim. Evet. Kenter Tiyatrosu Türkiye'nin en eski özel tiyatrolarından biri sanıyorum. Evet. Biraz Kenter Tiyatrosu'nu konuşalım. Sizin burada oynadığınız Güneş'in Sofrası'nda Nazım Hikmet ve Bertolt Brecht oyununu konuşalım istedim. Burası benim bir yerde yuvam aslında. Çünkü ben 59 yılında profesyonel tiyatroya, mesleğe Yıldız Kenter'in yanında başladım. Ama o zaman Muammer Karaca Tiyatrosu'ndaydık. Daha bu bina yapılmamıştı. Yıldız Kenter benim ustamdır. Ben her şeyi ondan öğrendim. Çünkü ben bir konservatuvar eğitimi görmedim. Daha çok alaylı psikoloji okudum. İlk onun yanında 3 yıl çalıştım ve benim için konservatuvar eğitimidir onunla beraber bu 3 yılı geçirmek. Hem yönetmen olarak hem sahne arkadaşı olarak her anını onun izledim. O inanılmaz büyük bir ustadır. Yani şu anda Türk tiyatrosunun büyük duayeni, divadır kendisi yani. Şimdi dışarıda benim de resmim var beraber. Site Tiyatrosu'nda çekilmiş bir resim. Muhsin Ertuğrul bizi bir araya getirdi. Bir tarafında Yıldız Kenter, bir tarafında Müşfik Kenter. Arkada ben 22 yaşında bir delikanlı evet, olarak. Bir kere seni keşfediyorlar değil mi? Evet, Muhsin Bey Muhsin bana diyelim. Diyor ki ben Kenter'lere İstanbul'da bir tiyatro açıyorum. Genco da gelsin şu rolü oynasın. Çöl Faresi ilk. Burada oynanmayan oyun yok. Buradan geçmemiş sanatçı yok. Evet. Burası bir müzedir. Ve ben de üzülüyorum şimdi artık. Evet, eskisi şimdi problem kadar evet faal şimdi değil. Eskisi kadar faal değil. Tabii ki farklı bir düzen kuruluyor. İşte AVM'lere gitti sahneler. Evet. Dayanamıyor sahneler aslında. Yani tek başına evet, bir tiyatro sahnesi olarak hayatını devam ettirmek çok zor. Sanıyorum buranın da öyle evet yani tiyatrodan gelen kira geliriyle evet, bir böyle bir binanın ayakta durması çok zor. Çok müthiş masraf var. Bu yıl mesela baştan aşağı yenilendi, boyandı. Şimdi yüzü gözü güldü tiyatronun ama inanılmayacak derecede masraf var. Bence bu salonun devam edebilmesi için birilerinin buna sahip çıkması lazım. Evet. Bu belediye olabilir.
Şişli Belediyesi olabilir, Büyükşehir Belediyesi olabilir. Sanata yatırım yapan vakıflar olabilir. Evet, ya da devlet olabilir. Aslında devlet olabilir, evet. Kültür Bakanlığı'nın da görevidir böyle evet. bir salona sahip çıkmak, burayı Kenter Tiyatrosu adıyla muhafaza evet. etmek. Tarihte bir yeri olan bir tiyatro bu. Ama bu böyle giderse... Çok da güzel bir hikayesi var. Tabii. Aslında Yıldız Hanım gerçekten yani büyük bir tutkuyla evet. Bu salonu kardeşiyle tabii evet, Müşfik Kenter'le birlikte eşi evet. Ayakta tutmak için aslında dönemde dönem çok sorunları da oluyor. Tabii, tabii. Ve çok güzel bir anekdot var. Dick Van Gurren'ın kitabı var. Evet. Onu biraz karıştırdım. Bu kitap gerçekten Yıldız Kenter'i ve Türk tiyatrosunu merak edenler için çok müthiş bir kitap. Bir kitap evet. Ve tabii ki Genco Erkal'ın da burada çok adı geçiyor. Burada bir dönem Yıldız Hanım gene burayı kurarken aslında buranın masrafını çıkarmak için koltuk satıyor. Evet. Koltukların sahiplerinin ismi evet. koltuğun arkasında evet. plaket olarak yazılıydı. Şu anda yok. Evet. Fakat artık. Bence buradan bir öneri olabilir. Bu tiyatro ne kadar var olacaksa yeniden. Tabii yeniden o plaketler konabilir. Çünkü evet. onların listesi var. Evet, orada doğru. kimler var? Zeki Müren var. Evet, Erol Simavi var. Evet, o en evet. çok alan o. 10 koltuk almış Erol evet, Simavi evet, mesela. Evet. Necat Eczacıbaşı var. Tabii. O dönemin işte evet. sanatseverleri burayı... El birliğinden evet. bitirildi bu salon. Evet. evet. Birilerinin eline zorunlu olarak satmak durumu olursa burayı da AVM yaparlar. Ben evet. bunu biliyorum. Zaten Yıldız Kenter'in bir şartı var. Buraya alıcı çıkmış var anlaşılan. Evet. Fakat o tiyatro olarak devam kalmış. Ettirecek olan birine satacak. Yani evet. öyle istiyor. İnşallah öyle olur. Şimdi oyuna dönelim. Evet. Birlikte oynuyorsunuz Tülay Günal'la. Ben sizi ikinizi Ali Paşa Han'da seyretmiştim. Bursa'dan Nazım Hikmet Bursa'dan Mektuplar oyununda müthiş bir ikilisiniz. Bu son oyunu seyredemedim. Galiba Bekliyoruz. Senin seyretmediğim tek oyunun olabilir bu. Evet. Geleceğim Güneş'in sofrasına. Güneş'in sofrası yazın başladı aslında. Evet. Üstü açık bir yaz tiyatrosu olarak başladı. Ve şimdi burada Kenter Tiyatrosu'nda kapalı versiyonu diyelim. Çünkü evet. Kışlık versiyon. Kışlık versiyon evet. Kışlık versiyon olarak burada ve kapalı gişe gidiyorsunuz. Çok iyi kadarıyla. Gidiyor. Çok iyi gidiyoruz evet. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım. Tülay'la başlayalım. Nasıl bir ikili oluşturdunuz böyle? Çok müthiş bir uyum var bir kere. Bu çok önemli. Evet. Seyirciye geçen. Çok kişiden duyuyorum. Çok memnun oluyorum. Benim hissiyatım da yani çok rahatım Genco Erkan'la aynı sahnede oynarken. Çok güvende hissediyorum kendimi. Çok mutluyum. Demin bahsetti Genco Erkan usta çırak ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu. Benim ustam da Genco Erkal. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Bir dilekle bitirelim diyeceğim sohbetimizi. Bu Kenter Tiyatrosu'nun tiyatro olarak devam etmesini dileyelim. Belki sizler de... Kenter Tiyatrosu yaşasın. Yaşasın. Yaşatalım. Kenter onu. Tiyatrosu tiyatro olarak devam etsin. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Genco Erkal'la Tülay Günal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Güneş'in sofrasında Nazım ve Brecht oyunu saat 8.30'da olacak. Burada Kenter Tiyatrosu'nda bu sahnede. Siz de oyunu görmek isterseniz bu salonda, bu koltuklarda yerinizi alabilirsiniz. Afişe güzel bir konser haberiyle devam ediyoruz. Lara Fabian, Belçikalı güzel sesli sanatçı bir kez daha Türkiye'de bu akşam PSM Zorlu'da güzel bir konser verecek. Şu can,
Jötem adlı şarkısıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü pop müzik sanatçısı Lara Fabian, Türkiye'deki konserlerine devam ediyor. Belçikalı sanatçı Mavi Danlatien adlı son albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'da bulunuyor. Türk dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Lara Fabian, Türklere olan sevgisini her seferinde dile getiriyor. Son albümünün afiş fotoğrafları için ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışan Lara Fabian, konserlerinde de Türk tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafet ve aksesuarları kullanmayı tercih ediyor. Lara Fabian bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir kez daha İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak. Sevgili seyirciler, vizyondakilerle devam ediyoruz. Bugün malum cuma, yeni filmler vizyona giriyor. Önereceğimiz birinci film, yerli film Tolga Örneğin son filmi. Sen benim her şeyimsin. Tolga Çevik başrolde. Tolga Çevik'in iki çocuğu, bir oğlu ve kızı aynı filmde rol alıyorlar. Film bir baba ile kızı ilişkisini anlatıyor fakat aslında bir aile hikayesi dememiz lazım. Film çok duygu dolu. Filmden çıktığınızda şöyle hissedeceksiniz. Ben bir annemi, babamı, kardeşimi, çocuğumu bir arayayım, bir sesini duyayım diyeceksiniz. Senin kızın. Nasıl benim kızım yok ya? Ben taksiyle geldim de buraya. 50 lira bozuk varsa sende. 50 lira bozuk değil çünkü tüm para o ya. Film 2013 Meksika yapımı Instructions Not Included'dan uyarlandı. Filmde Tolga Çevik, Sedat rolüyle izleyici karşısına çıktı. Hovarda bir arkadaşımız Sedat, hiç aklında bile olmayan bir ilişkisinden dolayı bir çocuk geliveriyor bir gün kapısına. Bir gecede baba olmayı öğrenmeye başlayan bir adamın hikayesi. Ne oldu baba? Korktun mu? Yok yavrum, ne korkması ya? Tolga Çevik, çocuklarıyla kamera karşısına geçmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. İkisini de bu film için özellikle yaptık yıllar önce. Ya güzel vallahi, ben bilmiyorum. Çok hassas bir film. Dolayısıyla bunu kendi kızımla oynamayı çok istedim o rolü. Hani ilk arzum ve isteğim oydu zaten. O da oynarım dedi. Oğlum da benim gençliğimi oynadı, çocukluğumu oynadı. Ya güzel bir şey, ne bileyim, evlatlarınızla beraber bir şey yapıyor olmak hakikaten çok hoş. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Tolga Örnek üstlendi. Farklı bir dili var. Hem komik tarafları var, hem çok duygusal tarafları var, hem düşündüren tarafları var. Aslında hepimizin içinde olan sevgiyi dışarı çıkarmaya çalışan bir film. Niye şimdi? Ya niye duyguyu benden koparmaya çalışıyorsun? Çünkü annesiyim ben. Annesiyim ben demekle anne olunmuyor be Pınar. Sen benim her şeyimsin. Tom Ford'un ünlü modacı diye anıyoruz kendisini ama son sıralarda daha çok yönetmen olarak kendisinden söz ettiriyor Tom Ford. İkinci filmi Gece Hayvanları, gerilim türünde bir film. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü almıştı. Başrollerinde Amy Adams ve Jack Gyllenhaal var. A Single Man, tek başına bir adam filmiyle ilk kez sinemaya adım atan Tom Ford, Nocturnal Animals, Gece Hayvanları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. Austin Wright'ın Tony and Susan romanından sinemaya uyarlanan film, bir gün posta kutusunda eski eşinin hiç yayınlanmamış olan ilk romanının taslağını bulan Susan'ın kitabı okudukça geçmişini hatırlamasını konu alıyor. As always. Kitabı sinemaya uyarlamak çok zor oldu ama kitabı çok sevdim ve soluksuz okudum. Filmde hem Amy Adams'ın hem de Jack Gyllenhaal'ın canlandırdığı karakterler benden çok izler taşıyor. Filmde Amy Adams, sanat galerisi sahibi olan bir kadını canlandırıyor. Jack ile boşanmış bir çifti oynuyoruz. Yıllar sonra iki insanın birbirinin karanlık taraflarını keşfetmeleri çok ilginç bir hikaye. Karakterin ortaya çıkışında kitabı okumak ve içselleştirmek çok etkili oldu. When you love someone, you have to be careful with it. Star Wars meraklıları için güzel haber.
Yeni Star Wars filmi gelecek hafta çarşamba vizyona giriyor. Rogue One bir Star Wars hikayesi. Fakat yanlış anlaşılmasın, yeni filmi seneye, bu haftaya girecek olan bir ara hikaye. 3 ile 4 arasında geçen bir ara hikayeyi anlatıyor. We have a mission for you. Haftanın sürprizi ise Star Wars tutkunlarına geliyor. Star Wars serisinin ara filmi Rogue One 14 Aralık çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Rogue One 1977 yılında çekilen ilk filmden, yani serinin 4. filminden önce yaşananları konu alıyor. Star Wars tutkunlarını hatırlatmakta fayda var. Rogue One'da ayrıca sinema tarihinin en fazla hayranı olan villain karakterlerinden biri olan Darth Vader da tekrar seyirci karşısına çıkıyor. Filmin başrollerinde ise Felicity Jones, Diego Luna ve Alan Tudyk yer alıyor. Vizyona giren yeni filmler elbette bu kadar değil. Bunlar bizim size önerdiklerimiz. Her hafta size birkaç film öneriyoruz buradan. Şimdi bir sergi haberiyle devam ediyoruz. Sergi Trabzon sergisi. Trabzon sergisi aslında yolu Trabzon'dan geçen ya da Trabzon'da doğmuş olan sanatçıların, ressamların, heykeltıraşların eserlerinden oluşan çok kapsamlı bir sergi. Sergi Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bu akşamdan itibaren 24 Aralık'a kadar devam edecek. ...113 sanatçının yer aldığı Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar sergisi, Zeki Kocamemi, Orhan Peker ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi ustaların yanı sıra günümüz sanatçılarının eserlerine yer veriyor. At figürlerinin usta ismi Süleyman Saim Tekcan, Trabzonlu sanatçıların üretimine örnek olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu işaret ediyor. Burada Bedri Rahmi'yi örnek gösterebiliriz. O bir defa bu Anadolu topraklarının kültürleri içerisinde sanat anlayışını geliştirmiş bir şey. Yani kendi toprağından beslenen sanatçılar olmak çok önemli. Bunu Trabzonlu sanatçılarda çok fazlasıyla görüyorum. Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın hazırladığı Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar sergisi aynı zamanda satışa açık bir sergi. Serginin geliri Trabzon'da kurulması planlanan Çağdaş Sanat Müzesi dileğini gerçek yapabilir. Çağdaş Sanatlar Müzesi bağlamında Trabzon gibi çok önemli bir imparatorluk şehrinde bile bir müzemiz maalesef yok. Bir müze kurulması bütün hayalimiz bu. Dünya sanatında yerlerini almış insanların istiyoruz ki ülkemizde, özellikle de Trabzon'umuzda bir müzeleri de olsun. Süleyman Saim Tekcan'ın dileklerine katılıyorum. Umarım bu sergi, Trabzonlar sergisi, Trabzon'da bir çağdaş sanat müzesinin açılmasına vesile olur. Sevgili seyirciler, Bienal haberiyle devam ediyoruz. 15. İstanbul Sanat Bienali'nin basın toplantısı yapıldı bu hafta. Ve basın toplantısında küratörleri konusunu, sanat Bienali'nin konusunu belirlediler ve açıkladılar. Konusu iyi bir komşu. İyi bir komşu çerçevesinde kurulacak olan Bienal'de bu sene farklılıklar var. Bu sene daha az sanatçıyla çalışacak küratörler. 50-60 sanatçıdan söz ettiler ve bir mahalle kuracaklar. Suni bir mahalle inşa edilecek ve bu mahallenin interaktif olmasına ve tartışmalara açık olmasına dikkat edecekler. Bunu sağlamaya çalışacaklar. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda düzenlenen Bienal'in basın toplantısı performansla başladı. Yaşları, meslekleri, milletleri farklı 40 kişi komşulukla ilgili sorular sordu. Performansın sürprizi oyuncu Yiğit Özşener oldu. İyi bir komşu sizinkinden daha geniş bir aileye sahip birisi midir? Bienal direktörü Bilge Örer, Bienal'in bu yılki küratörleri Michael M. Green ile Ingar Draxet ikilisini anons etti. Ev bizim kimliğimizi yansıtan bir mekan. Özelimizi, garip hobilerimizi. Mahalle beraber yaşadığımız bir ortam. Beraber yaşamayı başardığımız veya başaramadığımız.
Her zaman nasıl bir arada beraber yaşadığımızı merak etmişimdir. Beraber yaşamak nedir? Kentsel planlamanın ve mimarinin beraber yaşamaya etkileri nelerdir? 15. İstanbul Bienali 16 Eylül ile 12 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Ve son olarak hafta sonu için etkinlik önerilerimiz sırada. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Tüy Kalemler, Marquis de Sade oyunuyla Maslak Unique İstanbul sahnesinde seyircilerini bekliyor. Tüy Kalemler bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Göksel bu akşam Ankaralılarla buluşuyor. MEB Şura Salonu'nda düzenlenen konser saat 20.30'da başlayacak. İstanbul Kadıköy'deki Kraft Tiyatro, Hepimizin Öyküsü Aynı adlı oyunla izleyici karşısında. Başrollerinde Hatice Aslan, İrem Sak ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı oyun yarın saat 18'de başlayacak. İstanbul Ataşehir'deki If Performance Hall, 70'lerin şarkılarını günümüz melodileriyle düzenleyen Hey Douglas'ı ağırlıyor. Konser yarın akşam 20'de başlayacak. Ferhan Şensoy'un tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler, İstanbul Ses Tiyatrosu'nda perde açıyor. Ferhangi Şeyler yarın akşam 20'de, pazar akşamı 18'de izleyici karşısında olacak. Dünyaca ünlü Andersen Masalları, Çocuklar İçin Müzikli Masallar isimli oyunda 11 Aralık Pazar günü saat 15'te İç Sanat'ta çocuk izleyicilerle buluşacak. Oyuncu Hande Doğandemir'in anlatımının eğlenceli danslar, şarkılar ve canlandırmalarla renkleneceği müzikli oyun çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Etkinlik önerilerimizi bir sergiyle noktalıyoruz. Ressam Canan Ünal'ın çalışmalarını İstanbul Arnavutköy'deki Joint Idea Sanat Galerisi'nde görebilirsiniz. Hayatı kutlamak başlığını taşıyan sergi 2 Ocak tarihine kadar ziyarete açık kalacak. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Programımızın tekrarı ve daha fazlası için cnntürk.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.